Peki Evet. hocam, babam mirasını pay ederken sadece erkek kardeşlerime verdi. Bir kadın olarak bana vermedi. Kız miras alamaz mı? Hayır, alır. Kız miras alamaz diye bir şey yok. Bu da yani hatalı bir şey. Nedir buradaki aslında alttaki zihniyet? Yani kadın güçlü olmasın, kadının kendi ekonomik ayaklar üzerine duracak gücü olmasın, söz sahibi olmasın mı? Yani o zihniyet tabii bir bazı yerlerde öyle gelenek olmuş, kızlar hiç miras vermemek, maddi olanaklardan faydalanmamak. Herhalde kızı biraz şöyle görüyorlar benim anladığım. Yani bu evlenecek, gidecek, diğer ailenin bir ferdi olacak. Ben niye o diğer aileye bir şey yapayım tarzı yanlış bir anlayış var. Belki İslam'la ve dinle herhangi bir bağlantısı yok. Tabii ki bunun İslam'la bir alakası yok. Tam tersine, yani İslam açısından verilmesi de gerekir. İslam açısından miras nasıldır, mehir nasıldır, tabii. O ayrıca konuşulabilir. Miktarlar, anne babaya da İslam'da şey var, günümüzde anne baba yok. Yani tartışacak detay da var ama İslam açısından elbette ki böyle bir şey yok. Tam tersine hususlar var. Belki orada da düzeltilmesi gereken şey şudur. Yani bir kız hani evleniyor, gidiyor, tamamen diğer ailenin ferdi oluyor. Bu aileden adeta kopuyor. Yani o ailenin bir hizmetçisi oluyor gibi. Bazı yerlerde böyle bir kültürel yapı neredeyse buna yakın, tamamen değilse var. Belki o kültürel yapıyı düzeltilse, o zaman yani kızım evleniyor, gidiyor, tamamen ellerin oluyor. Ben niye onlar için bir şey yapayım? Belki altında olan o zihniyet düzeltilirse bu yanlışlar da belki otomatikman düzeltilir. Evet. Ama tabii ki bu kültürel yapının niye böyle olduğu, yani hem aile sosyologları hem ülkemizin kültürel yapısını farklı bölgeleri bilen kimseleri bence böyle daha detaylı masaya yatırıp tartışması lazım. Ben de bunlarla ilgili işin ilginç böyle televizyonlarda güzel tartışmalar da görmüyorum. Aslında bunlar evet, enteresan hocam. Konular. Evet. Yani böyle sosyologlarımız var, birçok aile sosyolojisi çalışan, evet. Ülkemiz yapısını bilen. Tam bunların çalışabileceği, bunlar bence ilginç konular. Çok ilginç konular hocam. Yani burada insanı insan olarak ele alıp bir değerlendirmek lazım. Tabii. Kadın erkek değil. Aslında burada ailenin şöyle bir geri dönerse ailenin kendi çıkarlarını gözeterek adım attığı tabii. Bir nokta. Orada kadın, erkek, kız çocuk, erkek çocuk gibi bir ayrım yok bence. Tabii. Tamamen kendi halinde. Onları şey. Buna iten kültürel koşullar nedir de sorgulamamız lazım. Elbette. Yani bir şeyi anlamaya çalışmak onu onaylamak değildir. Bundan endişe etmeyin. Hani bir şey anlamaya çalışınca biz yani onu yapan kimselerle de bir empati kuruyoruz. Evet. Bir kısımda bunu yanlış anlıyor. Ya acaba bunu onaylıyorlar mı falan. Hayır, yani bir şey anlamaya çalışmakla onaylamak farklıdır. Çünkü anlamaya çalışmadan niye insanlar o bölgede, o yere diyelim böyle bir şey yapıyorlarsa yapıyorlar. Orada bir sorun varsa çözmemiz de mümkün değil. Çünkü ona nüfuz etmemiz mümkün değil. Çok güzel.